Merhabalar. Havaalanındayım. Yeni havaalanında. Araç kiralamak için daha önceden gerekli işlemleri yapmıştım. Bir AVEC firmasından kiraladım aracı. AVEC. Diğerinde Avis'ten kiralamıştım. Şimdi bu tecrübelerimi yansıtayım size. İşe yarayacaktır. AVEC firmasına gittim. Ne diyor? Findex'ten puanımı kontrol edecekmiş. Eğer puanım yeterse arabayı verecek. Şimdi ben arabayı bir ay önce kiralamışım. Buysa Findex'e bugün kontrol edecek. Şimdi ne derecede mantıklı bu? Bugün benim Findex numaram yetmiyor. Diyelim ki yetmiyor. Ne oldu? Arabayı alamıyorsun. Ben buraya kadar gelmişim. Sen bu konuda bana daha önceden bilgi verdin mi? Dedin mi Engin, bak böyle böyle bir şey var. Bunu halledersen arabayı kiralayabilirsin, yoksa kiralayamazsın diye söyledin mi? Yok. Geldin burada bana böyle bir sürpriz yapmanın bir anlamı var mı? Benim mailimi alıyorsun, telefonumu alıyorsun, kimlik numaramı alıyorsun, her şeyimi alıyorsun. İncelemeni yap, yeterli değilse bana bilgi ver. Ben de ona göre hareket edeyim. Senden iptal edeyim, gideyim başka bir yerden alayım. Ki neticede ben bu problemi şimdi Avis'le yaşadım. İki tane araç kiralamıştım. Biri Avis'ten, biri AVEC'ten. Biri 3008, Peugeot 3008, biri 5008. AVEC'ten sorun çıkmadı. Aldık arabayı. Ama Avis'te sorun çıktı. Muhteşem Avis bizim Findex puanımızı yeterli bulmadı. Çift kredi kartım var. Her şey uyuyor ama Findex puanım yeterli değilmiş. Niye yeterli değilmiş? Ben yeni bir ev aldım. Krediyle ev aldım. Krediyle ev aldığım için Findex puanımız düşmüş. Engin bunu biliyor mu? Bilmiyor. Şimdi biliyorum ama işe yarıyor mu? Yaramıyor. Findex puanımız düştüğü için biz arabayı alamıyoruz. Ya 5008 kiralamıştım. Şimdi 5008'i alamıyorum. Ne olacak? 5008'i arkadaşım için kiraladım. Ben kiralayacaktım. O yedek şoför olarak kullanacaktı. Şimdi geliyor. Gelsin bir insin havaalanına, çıksın dışarıya. Şu an şeydeyim. Dış hatlar gelişteyim. O geldiğinde onun çift kredi kartı varsa belki onunla deneyeceğiz. Belki ona çıkar. Belki şimdi Avis'te benim bana ait 5008 var ama alamıyorum. Yani böyle garip bir durum var. İptal da etmedim. Şimdi misafirim gelsin. Belki onun çift kredi kartı olur. Onun çift kredi kartı olsa belki oradan bu işi hallederiz diye ümit ediyorum. Yoksa sıkıntı yaşayacağız. Yani ne olacak bilmiyorum. Böyle bir durum yaşamak istemiyordum ama işler döndü dolaştı geldi, bir şekilde olumsuza bağlandı. Gelişmelerden size haberdar edeceğim. Kolay gelsin.